Türkiye gibi bir ülkede bir sorun varsa ki var, çok sayıda milyonlarca insan Türkiye'ye geldi son yıllarda ve bu insanların Türkiye topraklarında yaşıyor olması ve daha uzun bir süre yaşayacağı benzemesi ekonomik, kültürel, sosyolojik bir yıl sorunu beraberinde getirdi, getiriyor ve getirecek. Bu da doğru. Ama bu sorunu çözmek için ne yapmamız gerektiği sorusunu önümüze ciddi olarak alıyorsak, öncelikle dilimize dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir kere sorumlunun, bu noktaya gelişimizdeki sorumlunun kim ya da kimler olduğunu da anlaşmamız gerekiyor. Türkiye'ye gelen, Suriye'den gelenlerin hemen hemen hepsi, çok azı, herhalde çok çok azı öyledir, hemen hemen hepsi devletin rızasıyla, onayıyla, bilgisi dahilinde geldi. Kimse buraya ya da çok az insan buraya kaçak bir şekilde yasa dışı yollarla geldi. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devleti yönetenler bu kişileri çağırdılar ve onlara yer açtılar, onlara imkanlar, yaşama imkanı öncelikle sundular ve teşvik ettiler. Orada bir hesap vardı, siyasi bir hesap vardı. Bu hesap baştan itibaren yanlıştı. Bunun baştan itibaren yanlış olduğunu söyleyen çok az sayıda insan vardı. Ama şimdi çok ilginç bir şekilde bu politikaların yanlış olduğunu söyleyenlerin önemli bir kısmı bu politikaların getirdiği sonuçlarla yüzleşirken burada hedefin Suriyeliler olarak alınmasından ciddi bir şekilde rahatsız. Dün yapılan yanlıştı, bugün yapılmak istenen de aynı şekilde yanlış. Bunu, bu insanların buraya gelmesinin nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve o devletin yöneticileridir ve o devlete destek verenlerdir. Bilmem kaç saat içerisinde Suriye'nin bir yerinden girip diğer yerinden çıkacaklarına ciddi bir şekilde inananlardır ve camilerde namaz kılacaklarına, cuma kılacaklarına inananlardır ve bu yolla da Suriyelilere meydan okuyanlar ve bu meydan okuyuşta yanlarına çektikleri insanları da sonra sahaya süren, ondan sonra da kendi topraklarını alanlardır. Dolayısıyla baştan bir şeyi yanlış yapıyoruz, yanlış yapılıyor. O da bu olayın öznesi olmayan insanların, bu olayın öznesi olmayan insanların şu anda yaşanan olayların sorumlusu olarak gösterilmesi.